Bu açıklamaları konuşacağız. Bu arada geçtiğimiz yerel seçimlere de bakacağız. AVG Araştırma Şirketi Müdürü Adil Gür'ü yanıma davet edeyim. Adil Bey, siz adınız gibi ezbere biliyorsunuz tüm şehirlerimizi, dengeleri, detayları, son kamuoyu yoklamalarını. O yüzden de söyleyecekleriniz bizim için çok önemli. Mart 30 2014'te işte böylesi bir tablo çıkmıştı tabii karşımıza. Şimdi tabii 81 ilin tamamını konuşmaya bu program yetmez. Tabii, ama büyük şehirleri konuşalım. Ama işte kritik illerden veya kritik değil en çok konuşulan illerden bir tanesi İstanbul. Hı hı. Çünkü niye? Hep Türkiye'de siyaset dağarcığında şu söylenir. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır diye. Evet. Neden? İstanbul'da her Türkiye'deki 10 seçmenden ikisi İstanbul'da yaşıyor. Toplam seçmenin %20'si İstanbul'da yaşıyor. Hı hı. Gayri safi milli hasılanın, ticaretin hesaba kattığımızda nüfustan daha büyük bir şeyden orandan bahsediyoruz. Hı hı. Bu nedenle İstanbul çok önemli. Yani siz Türkiye'de 81 ilin 79 tanesini kazansanız, İstanbul'u Ankara'yı kaybederseniz kaybetmiş sayılırsınız. Hı hı. Ama İstanbul'u Ankara'yı kazanıp pek çok ili kaybetseniz bu çok konuşulmaz. Bu manada İstanbul Ankara önemli. Hı hı. Şimdi ittifaklardan bahsediliyor. Seçim sonuçlarına baktığımızda aslında biz hep bu A Haber'deki programlarda şunu söyledik. Kağıt üzerinde ittifak yapmak çok zordur. Hı hı. Yerel seçimlerde ittifakı seçmen yapar. Hı hı. Tabanda ittifak önemli. Önemli olan seçmenin oy verebileceği doğru adayı bulabilmek. Çünkü neden? İşte bakıyoruz. 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da %40,1 oy almış. Halbuki son milletvekili seçimlerinde %26, daha önceki seçimlerde %30 civarında oy var. 10 puan daha fazla oy almış. Veya AK Parti %47,9 almış. Şimdi biraz önce AK Parti 2014 yerel seçimlerinde %45,5 aldığımızda diye bir çıtayı yüksek tutarsak AK Parti'ye haksızlık da etmiş oluruz. O belediye başkanlıklarında alınan oy. AK Parti'nin normalde çünkü Türkiye'de büyükşehir meselesi var, bir de büyükşehir olmayan iller var. Büyükşehir olan illerde büyükşehir meclis üyesi oylarıyla illerdeki il genel meclisi oyları dikkate alınarak Türkiye'de oy oranı hesap etmek daha doğrudur. Orada baktığımızda AK Parti'nin 24 Haziran'da aldığı oy civarındadır. 42,5-43 civarında bir oya tekabül eder. Hı hı. İstanbul'da ciddi bir yarış olacağı aşikar. Neden ciddi bir yarış olacağı aşikar? Yerel seçimlerin kendine özgü dinamikleri var diyoruz. En önemli dinamik şu. Bir kişi kazanıyor. İnsanlar yarışan etrafında birleşiyor. Evet, yani siz insanlar her zaman oy verdikleri siyasi partiye değil, adaya da oy verebiliyorlar. Hani şimdi, normalde taraftarı olmadıkları bir partinin adayına da oy verebiliyorlar. Aday meselesi önemli. Örneğin İstanbul'da her 3 kişiden birisi diyor ki adaya bakarak oy veririm diyor. İkisi diyor ki partiye bakarım diyor. Hı. Çünkü neden? İstanbul gibi büyük şehirlerde aday etkisi Anadolu'ya göre daha sınırlı. Hı. Ama Anadolu'da öyle kentler var ki %70, %80 adaya bakarak oy veririm diyor. Şimdi 1/3 çok önemsiz gibi bir rakam gibi görünüyor ama %1'lerin, %2'lerin seçimin kaderini değiştirdiğini göreceğiz. Şimdi böyle olunca aday önemli. Büyük şehirlerde etnik köken, hemşehrilik vesaire pek çok şey önemli. Daha önceki programlarda da söyledik. Bir ilde aday gösterirken o ilin siyasal, sosyal, coğrafi haritasını dikkate alarak doğru adayı bulmak. Sadece büyükşehir adayıyla da yetmiyor. İstanbul'da 39 tane de ilçe var. Hı hı. Ve 39 tane ilçede de doğru aday göstermeniz lazım. Çünkü bir ilçeden gelecek artı oy, çünkü seçmenin tamamı, elbette ki ayırt eden seçmen var ama ayırt edemeyen seçmen de var. Bir ilçede, büyükşehirde aynısına basan var veya bunu ayırt eden var. O nedenle ilçelerdeki adaylar, hatta belediye meclis üyeleri bile önemli. Hı hı. İsimlere bakacak olur isek. Evet. Şimdi az önce İnali Yıldırım muhabir, aday gösterilecek. Evet, mi yani size? Şimdi burada bence gösterilmeli. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi ile MHP'nin biz İstanbul'da aday göstermeyeceğiz, AK Parti'nin adayını destekleyeceğiz dediği gün A Haber'deki programda şunu söyledik. AK Parti de Cumhuriyet Halk Partisi de, çünkü niye? Çoğu ilde yarışan iki parti olacak. En flash adaylarını gösterecekler ve göstermelidirler. Hafife almak mümkün değil ama bu şu demek değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da adayının kim olduğu önemli mi? Önemli. %100 çok önemli mi? %100 çok önemli olduğu kanaatinde değilim. Niye? Türkiye son yıllarda inanılmaz kamplaştı, kutuplaştı. Yani
İnsanlar ya kazanmasını istediği adaya oy veriyor ya da kazanmasını istemediği adayın karşısında gidiyor, birleşiyor. Hı hı. İstanbul'da işte Meclis Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun, ondan sonra AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş'un ismi geçiyor. Hı hı. Elbette ki parti bununla ilgili araştırmalar yapar vesaire yapar ama ilk bakışta baktığınızda en şey flaş adayım. Şayet Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili çok da dedikodu üretildi o sözle ilgili. Acaba samimi mi söyledi, kinaye mi yaptı? Hı hı. Benim gönlümdeki mi, sizin gönlümüzdeki aday mı diye sosyal medyada ve yazılı basında yazıldı, çizildi. Çünkü neden? İstanbul'un temel problemine ulaşım. Hı hı. Sorduğunuzda İstanbul'un çözülmesi gereken en önemli şey nedir, sorun nedir? Ulaşım, %50. Türkiye'de ulaşımın şeyi nedir ismi, duayeni bu işleri, hı hı, hani diyorlar ya bizim köprülerin kralı, bilmem neyin kralı kim var, öyle gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben her ne kadar Muharrem İnce'yi aday göstermeyecek denmesine rağmen kuvvetle muhtemeldir ki güçlü adayın Muharrem İnce olduğu kanaatindeyim. Çünkü neden? Yarın bir gün İstanbul'u kaybettiğiniz takdirde, yani kaybettiğiniz ve yarışamadığınız takdirde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi çok tartışılacaktır o zaman. Neden göstermedin kardeşim derler. Hı hı. Kaldı ki şunu anlamak mümkün değil. İstanbul'u kazanan bir partinin genel başkanı olmaktan kim korkar, kim çekinir? Onu da anlamak mümkün değil. Onun için ben yazılanların, çizilenlerin den ziyade İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin de daha önceki seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kuvvetli muhtemel en güçlü aday olduğu kanaatindeyim. Hı hı. İşte az önce arkadaşınızın söylediği Gürsel Tekin ismi geçiyor, Akif Hamza Çekifi. Hı hı. Ondan sonra İlhan Kesici'nin ismi son günlerde dillendiriliyor. Ama İstanbul'da ve Ankara'da yıldızlardan oluşan bir yarış olacağı kanaatindeyim. Hı hı. Ankara'ya baktığımızda Mansur Yavaş CHP ve İYİ Parti'nin adayı mı olacak? İstanbul'da şunu söylemekte bir yanlışlık yok. İstanbul'da AK Parti Ankara'ya göre daha rahat görünüyor. Sadece 2014 seçim sonuçlarına bakarak bunu söylemek mümkün değil. Hı hı. Ya söylediğimiz için değil. Çünkü neden? İstanbul her yıl Türkiye'nin farklı yerlerinden göç alıyor. Nereden göç alıyor? Karadeniz'den, Orta Anadolu'dan, Doğu ve Güneydoğu'dan göç alıyor. İstanbul'a Trakya'dan, Akdeniz'den, Ege'den kimse gelmiyor. Dolayısıyla İstanbul her seçim dönemi daha fazla AK Partili'ye oy veren seçmen profilinde insanlar artıyor. Hı. Sayısı artıyor. O nedenle, ama bu demek değil ki İstanbul'a kimi gösterirseniz gösterin kazanır anlamına gelmiyor. Çünkü neden? Biz 24 Haziran seçimlerinde ittifaklardan bahsettik. Şimdi siz ittifak yok deseniz de bir taraf ittifak yapmasa bile karşı taraf mutlaka ittifak yapacak tabanda. Onun için AK Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi de seçmenden en çok oy alacak adayı gösterecektir. Hı hı. Ankara'da bir puanlık bir farkla 2014'teki yarış tamamlanmıştı. Hı hı. AK Parti'de çeşitli isimler yine söz ediliyor. Yine İstanbul için adı geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, AK Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin ismi geçiyor. Veya Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş'ın ismi geçiyor. Az önce sizin muhabir arkadaşın söylediği gibi bir yandan da bir pazarlıkların olduğu söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil İyi Parti'nin adayı olsun, hı, muhafazakar tabandan oy alması daha kolay olur. Hı. Veya işte biz sadece ona ilaveten ben bir şey daha ekleyeyim. Sadece Ankara değil, bu şey görüşmelerin içerisinde Mersin olduğu da söyleniyor. Hı. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Mersin'deki şu an mevcut belediye başkanını aday göstermeyeceğini, Milliyetçi Hareket Partisi Toroslar Belediye Başkanı'na aday göstereceğini açıkladı zaten. Hı hı. İyi Parti biz gösterelim, CHP ile beraber ortak gösterelim diyor. İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuvvetle muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde Ankara ve Mersin üzerinde bu görüşmeleri devam edecektir. Hı hı. Ve Türkiye'de pek çok ilde de partiler ittifak yapsın yapmasın, İyi Parti seçmeninin önemli bir bölümüyle CHP ve HDP seçmeni sandıkta yarışan, özellikle AK Parti veya MHP'li illere göre değişebilir, yarışan adayın karşısındaki adaya oy verme eğilimine gireceklerdir. Bugünden efendim seçim sonuçları kesin böyle olur demek mümkün değil. Bunun istisnaları var. Hı hı. 2009 yerel seçimlerinde seçime bir ay kala ile seçim günü arasında 6-7 puanlık fark var. Hı hı. Oylar değişti.
2015 1 Kasım seçimlerinde Ekim ayı ile Kasım ayı arasında yine 6-7 puanlık oy farkı var. Çünkü neden? 2015 1 Kasım'dan bir ay önce Ekim ayında %43, 42, 43 civarındaydı AK Parti'nin oyu. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti %49,9 oy aldı. 7 puan arttı. Halbuki şey değilse düştü. Yani o nedenle daha 140-145 günlük bir süre var. Bu süre zarfında bugünden bakarak efendim işte bu ilde kesinlikle sonuç olur, böyle olur demek çok mümkün değil. Ama dediğim gibi İstanbul'da Ankara'ya göre AK Parti daha rahat görünüyor. Hem 2014'e göre baktığımızda rahat görünüyor. Ankara'da ise daha ciddi bir yarış gözüküyor. Hemen birkaç tane ille ilgili. Birkaç tane ille ilgili eklemelerinizi alalım. Bir de şunu merak ediyorum. Seçmen bu ittifak meselesine nasıl bakıyor? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem HDP ile örtülü ittifak yapacağından söz ediyoruz. Hem İyi Parti ile ittifak yapacaklarından söz ediyoruz. İyi Parti ile pek çok konuda ters düşmelerine rağmen bunu söylüyoruz. En son işte öğrenci andı meselesi üzerinden bayağı evet. bir ters düştüler ve açıklamalar peşi sıra geldi. Bunun üzerine halk nezdinde nasıl bir algı oluşuyor? Yani benim partim İyi Parti'ye böyle böyle şeyler derken ikisinin ortak adayına oy vermek evet, hani vatandaşa ne düşündürüyor? Evet, şimdi tabii bu şu kuvvetle muhtemeldir ki AK Parti ile MHP arasında da birincisi ittifak meselesi tamamıyla bitmiştir, gündemden düşmüştür deniyor ama henüz 140 günden fazla bir süre var. Yarın bir gün ittifak yeniden AK Parti ile MHP arasında gündeme gelebilir. Yani gönül ittifakı canlanabilir gönül ittifakı diyorsunuz. Değil, resmi bir ittifak dahi olabilir. Siyasette yani 24 saat bile önemli bir zaman daha biz 140 günden fazla bir günden bahsediyoruz. Tabloyu ama, ne anlamda değiştirir? Tabloyu şu anlamda değiştirir. Ben şunu söylemek istiyorum. İttifak olsa da olmasa da efendim MHP ile ittifak olsaydı her yeri kazanıyorduk. MHP ile ittifak yoktur. Aman her yer gidiyor diye telaş etmenin anlamı da yoktur. İttifakın seçmen tabanında kurulması lazım. Önümüzdeki günlerde de bahsettiğiniz gibi CHP, İyi Parti, HDP arasında zaten bir resmi ittifak mümkün değil. Anayasaya göre ittifak yapmak mümkün değil zaten. Yani burada söylenen şu sadece. Efendim işte daha böyle şey seçmen tarafından bilinmeyen, tanınmayan bir aday koyalım da seçmenimiz oraya gitsin diye düşünülüyor. İttifak bu şekilde olacaktır. Tabii, yoksa aynen, resmi örtülü. Bir ittifak resmi. Söz konusu değil. Seçilemeyecek şimdi burada bir aday önemli iller var. Hemen hızla ne var? İzmir var. İzmir'e baktığımızda işte İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de belediye, İzmir'de sadece İzmir'de olduğu gibi de Diyarbakır'da da aynı şey var. Güneydoğu'da da pek çok yerde var. İnsanlar belediye hizmetlerine değil ideolojik nedenlerle oy veriyorlar. Ama şimdi son olarak Kocaoğlu'nun o tartışmalı işte tablo meselesi. Evet. Halk nezdinde bayağı bir güven sarsılması oldu. Nasıl olur yansımaları? İzmir'de hangi adaylar konuşuluyor? Ya şimdi İzmir'de belediye başkanının isminden bahsedildi. İşte Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in veya işte daha önceki Bornova Belediye Başkanı'nın şimdi milletvekili olan ismin Tuncay Özkan'ın ismi zikrediliyor. AK Parti cephesinde Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ismi çok konuşuldu. Ama işte Ticaret Odası'nda projeleri olduğu, yeni geldiği, affını istediği söylendi. O manada AK Parti'den İzmir'den bir milletvekili adayı gösterilebilir. İzmirli birisi olması lazım. Yani yerel seçimlerde ithal adaylar çok şey yapılmıyor. Doğru karşılanmıyor. Ama orada İzmir'in hemen yanı başında bir Aydın meselesi var. Aydın'a baktığımızda Aydın el değiştirebilir. 24 Haziran seçim sonuçlarına baktığımızda Aydın'daki sonuçlar 2014 yerel seçim sonuçlarıyla aynı değil. Yani Aydın'da İzmir Cumhuriyet Halk Partisi seçim kaybedebilir. Veya Aydın ve Muğla'da AK Parti ile MHP tabanında bir ittifak olur ise yine sadece Aydın'da değil Muğla'da da bu değişebilir. Hatay meselesine geldiğimizde Hatay'a baktığımızda Hatay'da benim çok iyi tanıdığım, çok araştırmalar yaptığım bir şehir. Hatay'da AK Parti birinci parti ama 2014'teki çünkü yerel seçimlerde aday meselesi önemli. Evet. Aday meselesi bir partiye 20 puan oy getirip 20 puan oy götürmüyor. Ama bazen 1 puan, 2 puan bile çok değerli. Burada seçim yarım puanla kaybedildi. Yarım puanla. Evet, evet. Çünkü neden? Bugün doğru bir adayla burası kazanılabilir. Eskişehir'de AK Parti normal seçimde birinci parti veya Manisa'da AK Parti açık ara birinci parti, MHP'li bir belediye var. Tüm illere baktığımızda şayet
siyasi partiler, özellikle AK Parti cephesi veya Cumhuriyet Halk Partisi, ya böyle ahbap çavuk iş ilişkisi dışında, öyle bir ilişki vardır yoktur bilemem, vatandaşın istediği doğru kişileri aday gösterebilirlerse, seçmen sadece belediye başkan adayına bakmaz. Belediye başkan adayının resminin altında başka resimler vardır. Hı. Baktığında kendisinden bir şey bulur ise orada oy verebilir. İktidarın şöyle bir avantajı var. İnsanlar şöyle diyebilirler. Bir ideolojik nedenlerle asla oy vermem diyen seçmen olduğu gibi. Hı. Kardeşim hizmet istiyoruz ya. Türkiye'de daha seçimler bundan bir yıl bile olmadı diyecekler yerel seçim zamanında. Hı hı. Ya biz merkezi hükümetle niye ters düşelim? Biz de iktidarın nimetlerinden faydalanalım, şehrimiz hizmet alsın demeleri AK Parti açısından bir artıdır. Ama bir yandan da önümüzdeki işte 4,5 aylık süre içerisinde konjonktür ne olacak, ekonomi ne olacak, buradaki gelişmeler, konjonktürel gelişmeler de seçim sonucu üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Peki Adil Bey, teşekkür ediyoruz.